Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Uhuvvet risalesinden bir parça okuyacağım. İnşallah Cenab-ı Hak istifademiz ziyade etsin. Aynı zamanda Osmanlıca lemalarda da bulunan 28. lemaydı. Oradan bir parça, üstad da üzerine şöyle bir giriş yapmış. Bu parça çok kıymetlidir. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, üç şey saydı. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, ikramının kemalinden ve kemal-i merhametinden, merhametinin kemalinden ve kemali adaletinden, adaletinin de kemalinden, iyilik içinde muaccel, hemen peşin bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel, hemen peşin, hemen ardından bir mücazat derc etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın ikram dedi, merhamet dedi, adalet dedi. Kemal noktada bir özellik varmış ki, İyiliğin içinde hemen böyle bir peşin mükafat koyuyor Cenab-ı Hak. Fenalıkların içinde de hemen peşin bir ceza koyuyor. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak, hatırlatacak manevi lezzetler, seyyiatın içinde de, fenalıkların içinde de ahiretin azabını ihsas edecek, hissettirecek manevi cezalar derc etmiş. Kısa kısa izahat yapacak. Mesela müminler mabeyninde, müminlerin arasında muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. Yani müminlerin birbirine sevmesi, birbirine böyle muhabbetle sohbet etmesi, iltifat etmesi nedir? Bir hasenedir. Güzel bir haldir yani. O ne demek? O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp derc edilmiştir. Yani öyle muhabbetli bir ortamda bulundun mu, yani insanın kalbi ruhu öyle genişliyor, öyle ferahlanıyor ki, sanki oradaki o an cennetten bir anmış gibi insan ne yapıyor? İstifade ediyor yani. Yani o cenneti, cennetteki neticeden bir parçası sanki, İnsanın kalbine, ruhuna veriliyor. Manevi bir zevk, manevi bir lezzet, bir inşirahı kalp, kalbin açılıp genişlemesi derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Mesela bir de zıddını söyleyecek şimdi. Müminler mabeyninde, müminlerin arasında husumet, düşmanlık, adavet bir seyyiedir. Kin, nefret, düşmanlık bir seyyiedir, fenalıktır, kötülüktür. O seyyiye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azabı vicdaniyi âli cenap ruhlara hissettirir. Yani az önce bahsettiği müminlerin arasında muhabbet olunca sanki o mekan genişleniyor. Sanki böyle insanın içi ferahla, huzurla doluyor. Ama müminlerin arasında düşmanlık, kin, nefret oldu mu? Ne kadar geniş salon olursa olsun sanki orası daralıyor. İnsan kaçmak istiyor oradan yani. Rahatsız oluyor. Kalbi daralıyor. Yani mekan daraldığı gibi kalbi de daralmış oluyor. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetim vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum. Şüphe bırakmıyordu ki bu seyyieme muaccel peşin bir cezadır çektiriliyor. Mesela hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir. Bak bu da güzel bir haslet olduğu için onun içinde cennet lezzeti var. Yani hürmete en layık kimlerdir? Yani mahlukat içinde hürmete en ziyade layık olan annemiz ve babamızdır.
onların diyelim bir altında ablamız ve abimizdir. Yani bizden büyük olan, bizim hayatımızda çok böyle emeğe geçen başta annemiz babamız, sonra abimiz ve ablamız. O zaman biz ne yapacağız? Onlara hürmet edeceğiz yani. Onlara kıymet vereceğiz. Onların bir dediğini iki etmemeye gayret edeceğiz. Öyle bir hale girdik mi o hürmette öyle bir lezzet hissedeceğiz ki baklavadan daha tatlı yani. Allah Allah. Hürmete layık zatlara. Tabii başka noktada hocalarımız, alimlerimiz değil mi yani? Hürmete layık. Veya şimdi hani değil mi hastalık noktasında biz hastayız doktorlarımız. Bak hürmete layık yani. Ne kadar fedakarlıklar gösteriyorlar. İlahir yani. Hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet. E bir de bu var. Şimdi büyükler de küçüklere merhamet gösterecekler yani. Onların bazı hatalarını, kusurlarını görmezden gelecekler. Bazen şöyle oluyor. Baba 40 yaşındaki kemalatını, kendi ulaştığı o kemalatı 15 yaşındaki evladından bekliyor. Yahu sen 15 yaşında ne vaziyetteydin? Sonra senin zamanının haliyle bu zamanın hali bir mi? Elbette değil. O zaman 40 yaşında kazandığımız manayı 15 yaşındaki evladımızdan beklemeyeceğiz yani. Onu ne yapacağız? Merhamet edeceğiz yani. Bazı hatalarını biraz böyle gözlerimizi kısacağız. Görmeyeceğiz yani. Az kulaklarımıza tıkacağız. İşitmeyeceğiz yani. Ve onlara daima merhametle, şefkatle muamele edeceğiz. Çünkü merhametin ve şefkatin açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Giremeyeceği hiçbir mekan yoktur. Bu işin sırrı merhamettedir, şefkattedir. Risale-i Nur'da üstadımızın öyle bir tabiri var yani. Her asrın ismi azamı var. Her asrın o ismi azama bağlı bir hizmet tarzı var. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu zamanın ismi azamı, bu zamanın hizmet tarzı Hakim ve Rahim isimleridir diyor. Yani hikmete muafık davranmak, merhametle davranmak, şefkat etmek. Yani bu asrın insanları bu iki şeyi zaruri. Yani onların akıllarına uygun konuşacağız. Onların kalplerine, ruhlarına muafık konuşacağız yani anlatacağız. Hikmetli olacağız. Hikmetleri anlatacağız, faydaları anlatacağız yani. Ama ne olursa olsun hep şefkat edeceğiz. Hep merhamet edeceğiz. Allah Allah. Hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhreviyi ihsas eder derecede öyle bir zevki lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda eder dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldir. Demek merhamet ve hürmette muaccel peşin bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenab-ı insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Hem mesela ayrı bir mana hırs ve israfta öyle bir ceza var ki şekvalı, şikayetli, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel, peşin, hazır ceza var ki o haset, haset edeni yakar. Allah Allah. Yani bazen insan öyle haset ediyor ki haset ettiği adamın haberi yok. Ama o haset eden yanıyor, kavruluyor, mahvoluyor yani. Subhanallah. O haset, haset edeni yakar. Hem tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki, o lezzetli muaccel sevap, fakr ve hacetin belasını ve elemini izale eder. Tevekkül ve kanaatta. Böyle dördüncü şua, ayeti hasbiyelerde,
zannediyorum üçüncü ayeti Nuriye-i Hasbiye'de bir şey var, bir ifade var. Orada diyor ki sen diyor Cenab-ı Hakk'ın iyaşe defterinde kayıtlısın. Onun için telaş etme diyor. Hani bazen insan oluyor ya işe gidemiyoruz. İşte kiralar var, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Çoluk çocuğun ihtiyaçları yemedir, içmedir. Nasıl yapacağım? Telaş etme. Sen Allah'ın gıda defterinde, rızık defterinde ismin yazılı. Merak etme. Bir yerden Cenab-ı Hak o rızkı gönderecek. Ama bazen Cenab-ı Hak daha önceden gönderdiği rızıklara şükretmediğimiz için bazen o rızkı bize nazlandırıyor. Hemen vermiyor. İşte insan o zaman anlayacak ki bundan evvel Cenab-ı Hak bize neler verdi, neler verdi. Biz onları hiç düşünmedik. Hiç onlara hamd etmedik. Hiç onlara şükretmedik. Mukabil olarak namazımızı, ibadetimizi yapmadık. Çünkü şükrün envağı var diyor Benzema Hazretleri. O nevilerin en camii, fihriste-i umumiyesi namazdır diyor. O zaman ne yapacağız? Biz o eski günlerdeki bize verilen rızıkların eda etmediğimiz şükürlerini kaza edeceğiz. Ama merak etmeyelim, hepimiz Allah'ın rızık defterinde kayıtlıyız. Allah zaruri rızkı kefil olmuş, tekeffül etmiş. Onun için telaşa gerek yok. Tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli muaccel sevap fakr ve hacetin belasını ve elemini izale eder. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki mağrur adam, gururlu adam herkesten hürmet ister. Ve o istemek sebebiyle istiskal gördüğünden o onlardan hürmet bekledikçe karşı taraftakiler rahatsız oluyor. Onun yanına çıkmak bile istemiyorlar. Daimi azap çeker. Evet, çok mühim. Hürmet verilir, istenilmez. Hem mesela tevazuda ve terki enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Hem mesela suizan ve suitevilde, yani birilerinin hakkında kötü düşünmek, onların yaptığı hareketleri kötüye yorumlamak. Suizan ve suitevilde bu dünyada muaccel, hemen peşin bir ceza var. Mendakka dukka kaidesiyle, yani halk arasında böyle bir tabir var. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Yani bu dünya etme, bulma dünyası. Mendakka dukka kaidesiyle suizan eden, başkası hakkında kötü düşünene suizanla maruz kalır. Başkaları da ona suizanda bulunur. O zaman biz herkese hüsnü zan edersek bize de hüsnü zan ederler. Ama biz herkes hakkında kötü düşünürsek bizim de hareketlerimizi, fiillerimizi kötüye yorumlayanlar olacak. Daha dünyada peşin cezasını görmüş olacağız. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor, bir mümin, bir mümini bir hatasından dolayı ayıplarsa aynı hatayı işlemeden ölmez diyor. Demek bu kanun, suizan eden suizanına maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını sui tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda sui tevile uğrar, cezasını çeker ve hakeza. Bütün ahlak hasene ve seyyiye, güzel ahlak ve kötü ahlak bu mukayeseye göre ölçülmeli. Ben rahmet-i ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi i'caz-ı Kur'ani'yi zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler, sui ahlaka müptela olmayacaklar. İnşallah Cenab-ı Hak üstadımızın bu ümidini hepimiz hakkında inşallah tecelli ettirip tahakkuk ettirsin. Kısa bir dua ile dersimizi inşallah bitireceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ellezî lâ ilâhe illâhu. El hayyul kayyum ve tübileyi subhaneh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ferdi, ya Hayyu, ya Kayyum. Ya Hakemi, ya Adil, ya Kuddüs. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allah'ım, bildiğimiz bilmediğimiz bütün iyilikleri vermeni niyaz ediyoruz. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de sana sığınıyoruz. Bizi razı olduklarından eyle. Amin. Allah'ım, bütün korku ve afetlerden bizleri koru. Bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir. Bütün günah ve kötülüklerden bizi temiz kıl. Yanında en üstün derecelere yükselt. Amin. Allah'ım, bizi seni anmaya muvaffak et. Gazabından aman ver. Azabından uzak eyle. Bahşişlerinden bize de nasip eyle. Bize Kabe'yi ve peygamberinin kabrini ziyareti nasip eyle. Zatının azameti hürmetine günahlarımızı bağışla. Dünya ve ahirette rezil ve mahcup eyleme. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, işlerimizi hayırla sonuçlandır. Dünya ve ahiret işlerinde bize yardımcı ol. Bize acımayanı bize musallat etme. Kendi katından bize daima bir koruyucu nasip eyle. Verdiğin güzel nimetleri elimizden alma Allah'ım. Kendi lütuf ve kereminden bol, helal ve temiz rızık bize ihsan eyle. Amin. Allah'ım, kazalarda sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, sıddıklar ve salihlerin yaşayışını, nefis, şeytan ve düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlere arkadaş olmayı senin fazlından ve rahmetinden istiyoruz. Dualarımızı ismi azam ve esma-ül hüsna hakkına kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.